Bizi YouTube, Facebook, Instagram'dan takip eden Bizim Alem Magazin takipçilerime merhabalar. Bugün Hüseyin Yoldaş ile bir konu üzerine konuşacağız. Bilgiler alacağız. Hüseyin Yoldaş'ı yanıma davet ediyorum. Ve beni gene yakaladı bu adam. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk abiciğim, nasılsın? Teşekkür ederim. Biz seninle niye buraya muhabbete geldik? Her zaman alışmışsın beni düğünlerde, gece alemlerinde, barlarda çekmeye. Ama şunu diyorum ki, madem şey neydi, Aşık Mahsuni'nin seni çok sevdiğim var, hep istiyorum ya. Ya şey, bana döneklemiş. Ondan sonra Hüseyin'den başka kimseden dinlediğimi tad almıyorum. Onu teşekkür ederim. Teşekkür evet, ederim. Evet, konumuza geçiyoruz. Bugün niye buradayız? Ya benim normal hayatımın dışında bir de normal bir hayatım daha var. Lafa basarım. Normal hayatımın dışında normal bir hayatım daha var. Oraya da tabii ki de fazla kişilerin bilgileri yok. Ben aynı zamanda müziğin yanı sıra gerçek mesleğim de var. Çok belli olmasa da. Ben devlet kurumunda Erziyumspor'un şef ya da pedagoji ya da sosyal arbeit dediği şekilde gençlerle çalışıyorum, belediyeye bağlı. Hemen hemen 22 senedir zaten içindeyim ve bu projelerin içinde de zaman içerisinde gördüğüm projeleri yapıyorum. Gençlerin neye yönlenmek istedikleri şeyleri alıyorum, kapak yapıyorum, organize ediyorum. Ondan sonra gençleri getiriyorum. Bu da onlardan bir tanesi işte bir hafta boyunca. Temple of Schöneberg'deki gençlerden normalde 100 kişiyi buluyoruz da bu sene böyle 50-70 kişiyle beraber pazartesinden cuma gününe kadar futbol turnuvası, futbol kampı yaptık. Sen de başından beri buradasın, evet. Hem video çekiyorsun. Bugün de son günü. Son günde de turnuva şeklinde yapıyoruz. Tevfik abi de çekiyor. Evet. Hüseyin peki kişiler siz mi ulaşıyorsunuz, onlar mı size ulaşıyor? Hem biz onlara ulaşıyoruz hem de onlar bizlere ulaşıyor. Zaten ben bu semtte hemen hemen 18 senedir burada çalışıyorum. Çoğuların abilerini, babalarını bile tanıyorum. Ondan sonra geliyor da güzel olan şey, bunların hiçbirisi takımda, futbol takımında oynamıyor. Sen evet. De geldin gördün. Normalde insanlar belki bunlardan oturup iki sohbet bile etmez. Ama görüyorsun bir haftadır sabah saat 10'dan 4'e kadar. Ondan göre benden önce gelenler var. Senden önce gelen, benden bile önce gelenler var. Ya güzel olan biz bunların hepsini hiç ücret almadan yapıyoruz. Yani bir de görüyorsun aynı zamanda mangal da yakıyoruz. Tabii evet. Devlet karşılıyor tabii ki. Yani bunlar yanı sıra da sizin vergilerden gidiyor. En azından iyi yere gidiyor. Çalan kişiler yok arasında. Peki şey Hüseyin, dönüşünden sonra bu bitti. Takip etmeniz devam ediyor mu çocukları? Ya da gençlerle çalış hiçbir zaman için bitmez abi. Adamlar biliyorsun bizim gençlerin özel huyları vardır. 12-13 yaşında kendini 18-19 gibi hissederler. 30 yaşına girince ben hala gencim, 16 yaşında gibi davranırlar. O yüzden bu süre açısında abi ne şeyleri varsa bizden kontağı kırıyorlar. Normal boş zamanlarında diyelim geç. Onun yanı sıra tabii ki ne kadar çok onlarla bir bağ kurarsan bu bağın içerisinde de işte meslek, ailevi problem, hiç problem değilse de başka şey. Ne bileyim, örneğin mesela gençler diyor ki ya abi biz 3 senedir hiç Türkiye'ye gitmedik, şunu bunu nasıl gidebiliriz, yapabiliriz? Onları biraz sağlamaya çalışıyorum. Aslında bizim derneklerin yapması gereken işleri yapıyorum yani. Buradan da bir tüyo kapak vereyim. Olsun. Şey olsun yani. Bilgilendirme açısından. Ya yapı şey olacak yani her şey tabii ki ne nasıl sana söyleyeyim bir hedef olmadan. Hedef sadece gencin kendi yaşamının alanındaki şey. Evet. Hani hedefimiz onu solcu sağcı. Top birey olarak kazanmak. Birey olarak kazanacaksın. Çoğuların güzel olan da kimse de bunlara bir şey olabilecekleri de bir şey yapabilecekleri gözüyle bakmıyor yani. No future diyorum ya her zaman. Geleceği olmayan gençler olarak bakıyorlar. Ben seviyorum bu tipleri ya. Evet bir de biraz önce dün dedim bir çocuk gözüme çarptı böyle ağız şey gibi takmıyor hiç bilmem ne. Sen dedin ailesi seviniyor 3 gündür buraya geldi diye. Ya işte önemli olan o zaten bu tip insanlara aileleri ya dilsene diyor 10 dakika dışarıya çocuk dışarıya çıkmıyor işte o PlayStation'da şunları bunları oynuyor. Sen de dediğin gibi bizden önce geliyor o adam neredeyse elimizi öpecek. Ulan diyor en azından bir hafta boyunca sabahın köründen yine evet. Tatildeyiz öyle bir şey de var biliyorsun. Evet evet. Çoğuları ne yapacağını bilmiyor maddi sıkıntılarından dolayı çoğuları izin de yapmadı. Ve kısıtlamalar da olduğu için de harçlıkları zaten yok bunların da. Oradan işte en azından böyle bir hafta boyunca çocuğunu rahat şekilde dışarıya salabiliyor yani. O da, aile de memnun, çocuk da memnun, biz de memnunuz. Anne babaya ne dersin burada anne babalara? Ya hiçbir zaman için umudunu çocuklarından yitirmeyeceksin ya da gençleri sevmeye. Çünkü ne yapsan da beğensen de beğenmese sonuçta elinde malzemen o. Evet yani ya. Yapacak fazla bir şey yok. Onun içerisinde en iyisini neyi çıkarabilirsen çıkaracaksın. Yani ya için. Bazı anne ve babalar çocuklarının çok çok iyi olmasını istiyorlar. Yani her anne ben bunu bazı programlarda söylüyorum. Mühendis olsun, avukat olsun, doktor olsun. Benim de bir tezim var. Bu ülkenin elektriğe de ihtiyacı var. Tornacıya da, marangoza da.
yani çocuklara karşı şartlanılmaması lazım. Abi o kadar da gerek yok ya. Bence sevsinler yeter. Değil mi? Sevgi. Yani sevsin. Onu birey olarak kabul etsin. Yeter yani. Sen dedin ya bir şeyin böyle su yolunu buluyor. Hani o bir yolunu bulacak yani. O yüzden sen beklentisiz gelirsen ne kadar çok başarılı ya da yani başarılı da insanın göz ölçümüne göredir. Yani dedin ya seninle konuştuk ya adam avukat olmak istiyor. Diyor avukat oldum diyor babasına veriyor sonra gidiyor itfaiyeci oluyor yani adam yani. Annesi babası ben anlatayım. Annesine babasını hukuk fakültesini bitiriyor. Diplomayı alıyor çocuk. Annesine babasına diyor ki siz benim hukukçu olmamı istediniz. Buyur diplomayı ama ben itfaiyeci olacağım diyor. İşte olay bu yani. Çocuk çünkü adam orada mutlu. Evet, teşekkür ederim size. Kısa bir süre arada bir geliyoruz. Güzel ya, oluyor. Gene beni yakaladın milletleri normal hayatımı göstermeye. Hadi bay bay yapalım. Hadi. Sen oradan ben buradan. Hadi bay bay.